Yusuf 1857 yılında şimdi Bulgaristan'da bulunan Şumlu'nun Karalar köyünde doğdu. Ufacık bir çocukken köyde danalarla boğuşur, ağaç gövdelerine günde 300 elense çekerek çalışırdı. İlk güreş hocaları babası ve dedesiydi. Ünü önce Deli Ormanı, sonra tüm Osmanlı diyarını kapladı. Er meydanları, Koca Yusuf'u güreş tarihimizin en büyük pehlivanlarından biri olan ve 26 yıl Kırkpınar'ın baş pehlivanlığını elinden bırakmayan ünlü Kel Aliço güreşiyle tanıdı. 1885 yılı Kırkpınar baş pehlivanlığı için yapılan güreşte iki pehlivan hava kararana kadar güreşmiş, 7-8 saat süren bu güreşte pehlivanlar yenişememişlerdi. Yakılan kandiller eşliğinde güreş devam ederken Kel Aliço birden güreşi bırakarak Koca Yusuf'u alnından öpmüş ve ''Bu meydan bundan sonra senindir artık. Senin gibi bir pehlivan ortaya çıktıktan sonra gözüm arkada kalmadan ayrılacağım buralardan. Ödül de baş pehlivanlık da senindir. İkisine de güle güle sahip ol. İkisi de sana helal olsun oğul.'' diyerek Koca Yusuf'u baş pehlivan olarak ilan etmiştir. Ve o günden sonra Türk güreşinde Koca Yusuf'un devri başladı. Er meydanlarında kasırgalar yaratıp rakip tanımayan Koca Yusuf, bu dönemde ne kadar namlı pehlivan varsa hepsini bir bir yendi. Bunların içinde dönemin diğer ünlü ve önemli pehlivanı, 18 kez Kırkpınar baş pehlivanı olmuş Adalı Halil de vardı. Karşılaştığı 115 güreşçiyi yenen Koca Yusuf'u yenebilen tek pehlivanın Kavalalı Çolak Mümin pehlivan olduğu iddia edilir. 1894 yılında Rami'de yapılan ve Kel Aliço'nun hakem olduğu bir karşılaşmada tartışmalı bir şekilde hakem Kel Aliço tarafından yenik sayılınca Yusuf güreş hayatındaki tek yenilgisini almıştır. Türk güreşinin gelmiş geçmiş en büyük pehlivanı olan Koca Yusuf 1.88 boyunda, 144 kilo ağırlığında bir devdi. Ancak lakabını sadece iri gövdesinden değil, gücü, güreşteki becerisi ve ahlakı ile almıştır. Koca Yusuf'u yalnız Türk güreşinde değil, güreş dünyasında da büyük bir zirve yapan olay, 1894 yılında Fransız güreşçi Joseph Dablier ile tanışması oldu. Joseph Dablier, bir türlü yenemediği ezeli rakibi Sabes'i yenebilecek bir güreşçi aramak için geldiği Türkiye'de Koca Yusuf'u bulmuş ve beraberinde Fransa'ya götürmek için ikna etmeye çalışmıştır. Yusuf, başlangıçta yurt dışına çıkmayı kabul etmediyse de, Müslümanların güçlü olduğunu ispat etmenin bir cihat olduğu şeklindeki ulema açıklamaları üzerine ve Padişah Abdülhamit'in teşvikiyle 1894 yılında Fransa'ya gitti. Fransa'da minder güreşi kurallarını ve Greco-Roman güreşini öğrendi. İlk maçını Dablier'ı yenen Sabes'le yaparak onu yendi. Fransa'da 1897 yılına kadar 3 yıl kaldı. Bu dönemde Avrupa'nın önemli güreşçileriyle karşılaştı ve tüm müsabakalarını kazandı. Güreştikleri arasında dönemin önemli güreşçileri Olsen, Pons, Fournier, Gambier, Raoul, Rum güreşçi Antonio Pierri ve İngiliz güreşçi Tom Cannon da vardı. Artık Avrupa'da karşısına çıkacak rakip bulamaz hale gelmişti. Bu başarıları nedeniyle Amerika'ya davet edildi. 1897 yılında gittiği Amerika'da toplam 33 güreş müsabakası yaparak hepsinden galip ayrıldı. Bu güreşlerinde George Butler, Evan Lewis, Dan McLeod, Tom Jenkins, McCormick ve Yorgo Heraklides de yaptığı güreşlerin hepsini kazandı. Ve sonunda Chicago'da dünya şampiyonu Evan Lewis'i üst üste iki defa yenerek dünya şampiyonu oldu. Yaptığı güreşlerde yenilmemesi ve heybeti dolayısıyla Amerika'da kendisine Korkunç Türk unvanı verilmiştir. O artık dünya çapında Korkunç Türk olarak ünlenmişti. Artık Amerika'da da yenecek başka güreşçi kalmayınca, ülkesine dönmek üzere 21 Mayıs 1898 tarihinde Fransız bandralı Le Bourgogne Transatlantique ile yola çıktı. Ancak ne yazık ki bindiği gemi 4 Temmuz sabahı İngiltere bandralı Cromartyshire şilebiyle çarpışıp batmıştır. Bu kazada boğularak ölen Koca Yusuf'un ölümüyle ilgili olarak bazıları Amerika'da güreşlerden kazandığı para ödülünü altına çevirip kuşağında sakladığı ve 40 kilo tutan bu altınların ağırlığı ile okyanusta boğulduğunu söylerken, bazıları ise kaza sonrasında diğer yolcularla birlikte kurtulmaya çalışırken, tutunduğu filikalardan birindeki diğer yolcuların onun koca gövdesinin sandalı devireceği korkusuna kapılıp küreklerle ellerine vurduğu, ellerini çekmeyeceği anlaşılınca da filikadakiler tarafından baltayla bileklerinden ellerinin kesildiği ve bu nedenle öldüğünü iddia eder. Ne yazık ki bugün Türk gibi güçlü sözünün ortaya çıkmasındaki en büyük etkenlerden biri olan Cihan Pehlivanı Koca Yusuf'un bir mezarı bile bulunmamaktadır. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.